Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin'e hoş geldiniz. Benim adım Itır Akdoğan. Bugün afet riskini azaltmada veri kullanımı ve paylaşımı konularını konuşacağız. Konuğum Doktor Bürge Elvan Ergin'le. Elvan hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Elvan, takipçilerimiz hatırlarlar belki. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etikler Vakfı TESEV'in proje koordinatörü, benim de sevgili çalışma arkadaşım. Biz zaman zaman Elvan'ı konuk alıyoruz programa çünkü çok ilginç raporlar yazıyor. Yine bir tanesini yazdı, çok yine geçen hafta yayınlandı. Adı tam da aslında sohbetimizin başlığı gibi, afet riskinin azaltılmasında verinin kullanımı ve paylaşımı ile ilgili bir değerlendirme, bir inceleme. 2016 yılında TESEV Sürdürülebilir Kentleri Destekleme Programı başlatmıştı. Frederick Norman Vakfı'nın desteğiyle her yıl bir konusuna odaklandı. Son yıllarda veri, açık veri, veri okuryazarlığı, veri ekosistemleri konularında ağırlıklı olarak yer verdik. Son 3 yıldır da afet konusunu çalışıyoruz. Elvan'ın eş yazarı olduğu bir rapor vardı. Belki onu hatırlarsınız. En son o zaman konuğumuz olmuştu. İstanbul, Münih, New York kıyaslaması yapılmıştı afet verisiyle ilgili olarak. Geçen seneki raporumuzda Muğla ve Hatay sahası vardı. Aslında birazcık da sonradan yaşananların habercisi olan bir incelemeydi yine o raporda. Bu sene de afet riskinin azaltılması ile ilgili yine kapsamlı bir rapor hazırladı Elvan. Dünyanın yani küresel boyuttan alıp ulusala sonra da üçkente sahası yapılmıştı. Yuvarlak masa toplantıları yapılmıştı. Sahadan da gelen bilgilerle bir rapor hazırladı. Bu girişi yaptıktan sonra şimdi sohbeti başlatmak için ilk sorumu soracağım Elvan'a. Dünya afet riskini azaltmayı nasıl planlıyor? Çok kısacık. Onu başlayalım. Tabii ki yani dünya aslında afet riskini planlamak için konferanslar düzenliyor. Ve bu konferanslarda bazı çerçeveler oluşturuluyor. Özellikle 1990'lı yıllarda afetlerden kaynaklanan kayıplarda çok artış olunca uluslararası afet politikalarına bir değişim başlıyor diyebiliriz. Birleşmiş Milletler 1990-99 yıllarını doğal afet etkilerini azaltma 10 yılı ilan ediyor. 94 yılında Yokohama Konferansı düzenleniyor ve burada Yokohama stratejisi oluşturuluyor. Ve 1999 yılında da Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi kuruluyor. Ama asıl çok fazla sayıda ülkeyi bağlayan, çok fazla sayıda ülkenin taraf olduğu çerçevelerden ilki 2005 yılında oluşturuluyor. Bu Hyogo Çerçeve Eylem Planı. Ve Yokohama stratejisinin eksikliklerinden ve uygulamasındaki zorluklardan aslında yola çıkarak oluşturulan bir plan bu. Ayırt edici özelliği ise afet risklerini önceden azaltmaya vurgu yapması. Yani afet olduktan sonraki müdahaleleri de tabii ki kapsayan ama asıl yapılması gerekenlerin afet meydana gelmeden önce yapılması gerektiğini vurgulayan bir plan. Bundan 10 yıl sonra 2015 yılında da yine bu planın yerine geçen Sendai çerçevesi oluşturuluyor. Buna da yine 187 tane ülke taraf oluyor. Bu çerçevede de özellikle afet riskinin azaltılması için alınması gereken önlemlerin artık her alana entegre edilmesi, yani her plan yapılırken afetin de mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiği vurgusu. Ve 90'lı yıllardan itibaren afetle ilgili tüm bu gelişmelere baktığımızda aslında şunu görüyoruz. Bir geleneksel afet yönetimi anlayışından tüm kurum ve kuruluşların yönetim süreçlerine dahil olduğu bütünleşik afet yönetimine geçişin önem kazandığını söyleyebiliriz. Burada ben tüm kurum ve kuruluşların yönetim süreçlerine dahil olduğu ifadesinin altını çizmek isterim. Bu çok önemli bir alt çiziş oldu bu. Buna geri geleceğim Türkiye'yi konuşacağımız zaman. Ama önce size şey merak ediyorum. Bu senin raporunda veri boyutu var, veri şeyi var, odağı var. Bahsettiğin süreçlerde, konferanslarda ya da politika belgelerinde verinin yeri nedir? Biraz onu da söyler misin? Tabii aslında bu projenin kapsamında da veri konusuna zaten siz odaklandınız. Sahada bunlar üzerine yapıldı, afet verisi üzerine. Bu planlarda da yine veri toplama, işleme, bu verinin analiz edilmesi, depolanması, kullanılması gibi konular kapsamlı olarak ele alınıyor. Aslında ilk olarak Hyogo çerçevesinde ele alınıyor diyebiliriz, kapsamlı olarak ele alınışı. Yani bu planın hem ana hedeflerinde hem de önceliklerinde
veri ve bilginin doğrudan veri ve bilgiye atıfta bulunduğunu görebiliyoruz. Mesela örnek vereyim, ana faaliyetleri arasında bilginin güvenilirliği ve erişilebilirliğin artırılması var. Ulusal ve yerel düzeylerdeki risk haritaları ve ilgili bilgilerin geliştirilmesi, bunların periyodik olarak güncel tutulması, karar alıcılara ve yurttaşları kapsayan geniş bir kitleye yayılması var. İstatistiksel verilerin derlenmesi, uluslararası standartlarla uyumlaştırılması gibi faaliyetler tanımlanmış bu planda. Ayrıca yine Hugo planından bahsediyorum, 2005 yılı. Burada katılım vurgusu da çok net. Bilgi yönetimi ve paylaşımı için kurumlar arası işbirliği ve protokollerin geliştirilmesi, bir takım ağların oluşturulması, yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde bilgi alışverişini sağlayacak arayüzlerin, sistemlerin oluşturulması gibi çok net ifadeler Hyogo çerçevesinde görülebiliyor. Şimdi Sendai çerçevesi, yani 2015 yılında kabul edilen Sendai çerçevesine baktığımızda da yine afet risklerinin azaltılması için aynı Hyogo planındaki gibi, çerçevesindeki gibi veri toplama, üretme, işleme, depolama, kullanma gibi süreçlerle ilgili faaliyetin çok fazla olduğunu görüyoruz. Yani Hyogo planındaki gibi, ama yani bu plana kıyasla bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yeniliklerden yararlanma vurgusu Sendai çerçevesinde çok ön plana çıkıyor. Bir de Hyogo planında genelde bilgi, information kavramı kullanılıyor. Sendai çerçevesinde daha çok veri, data kavramı kullanılıyor. Bunu da altını çizelim. Ayrıca Sendai çerçevesinde mesela İşte bu veri süreçlerinde, yani bütün toplama, işleme, depolama süreçlerinde jeomekansal bilgi teknolojilerinin, işte coğrafi bilgi teknolojilerinin ve benzer sistemlerin kullanılması gerektiği faaliyetlerde tanımlanıyor. Yine işte büyük veriden, işte sosyal medya datasından, verilerinden yararlanma gibi, ya da mobil telefon ağları verilerinden yararlanmanın da yine öneminin altının çizildiğini ve faaliyetler arasında önerildiğini görüyoruz. Yine katılım vurgusu Hyogo çerçevesine göre çok daha net. Hatta önceliklerden biri, afet riskinin yönetilmesi için afet risk yönetişimini güçlendirmek diye bir öncelik. Dört önceliğinden bir tanesi yani. Ve yine Hyogo planından farklı olarak bir ulusal odak nokta oluşturulması gerektiği belirtiliyor. Ve bunun aslında, bu bizim ulusal afet platformu diyeceğimiz bir oluşum ve bütün ülkelerde bunun kurulmasını teşvik ediyor ve bu platformu çok paydaşlı ve de yani kimlerden oluşacağını da belirtmiş. Aynı zamanda platformun yetkilerini de tanımlamış. Oldukça geniş yetkileri var bu platformların. O zaman yani bilgiye yapılan bir vurgu var 2005'teki küresel planda. Sonra o bilginin daha iyi, daha kaliteli yapılması mümkün oldukça hem teknolojiyle hem veri kullanımıyla vesaire. Söylediğim gibi hem kavramlar biraz değişmiş hem de daha detaylı. Elbette ki veri deyince bizim de zaten veriye dayalı politika, veriye dayalı kararda bu kadar ısrarcı olmamız nedeni olan katılım, işbirliği, birlikte çalışma falan gibi şeyler de eklenmiş. Şimdi merak ettiğim tabii belki seyircilerin de o 180 ülkeden biri Türkiye midir? Türkiye taraf mıdır? Tanır mı bu belgeleri ve kendi ulusal politika belgesini hazırlarken o belgeyi bu küresel boyutla küresel politika belgeleriyle uyumlu kılıyor mu? Nasıl kılıyor? Evet, Türkiye bu çerçeveleri tanıyor, tanıdığını söylüyor. Taraf ülkeler arasında yer alıyor zaten. Yani hem 2005 yılı Hyogo çerçeve eylem planında, hem de 2015 yılı Sendai çerçevesinde Türkiye bu hani çok katılan ülkenin arasında yer alıyor zaten. Mesela AFAD'ın 2013-2015 yılında, bu yılları kapsayan Hyogo Çerçeve Eylem Planı'nın uygulanmasına yönelik ulusal ilerleme raporu bulunuyor. Sendai çerçevesi, yani şu an güncel olan, hala yürürlükte olan Sendai çerçevesiyle uyumlu. Hatta bu çerçevedeki önceliklerle, dört tane öncelikten bahsetmiştim az önce, bunlarla birebir aynı önceliklere sahip bir planımız var bizim de. Türkiye Afet Riski Azaltma Planı, TARAP olarak kısaltılmış.
Ve 2022 yılında yürürlüğe girmiş bir plan. Dolayısıyla hani sorunuza cevabım evet, Türkiye bu çerçeveleri tanıyor. Tamam. Peki kendi şeyiyle ne kadar uyumlu? Yani Türkiye'nin planlamasıyla mesela biraz önce söylediğin veriye yapılan vurgu, yeni teknolojilere yapılan vurguların aynılarını görebiliyor muyuz, bulabiliyor muyuz? Ya da şöyle sorayım, ulusal planlarda verinin ve bilgi teknolojilerinin yerine. Tabii yani şöyle aslında bizim dediğim gibi güncel planlarımız arasında bu Türkiye Afet Riski Azaltma Planı TARAP ve bir de Türkiye Afet Müdahale Planı var. O da TAMP olarak kısaltılmış. O da 2014 yılında yürürlüğe girmiş bir plan. Ama tabii ki 2018 yılında Türkiye'nin yönetim sistemi değişince revize edilmiş bir plan. İkisi de AFAD tarafından hazırlanan planlar bunlar, ulusal planlar. Herkesi bağlayan planlar afet konusunda. Yani bu planlar az önce anlattığım uluslararası çerçevelerle daha doğrusu işte hani daha güncel olan Sendai çerçevesine göre değerlendirelim. Ne kadar uyumlu? Dediğim gibi TARAP'ın hani düşünürseniz öncelikleri, dört tane önceliği Sendai çerçevesinin öncelikleriyle birebir aynı. Ama tabii ki hani sadece önceliklere bakmak değil, altındaki faaliyetlere de bakmak gerekiyor. Yani hani stratejik planlar gibi düşünelim. Bu ana faaliyetlere ve hani amaçlara baktığımız zaman, amaçlara ve ana faaliyetlere baktığımız zaman aslında Sendai ana faaliyetlerinden epey farklı olduğunu görebiliyoruz. Mesela işte Sendai çerçevesinin en önemli özelliklerinden birisi işte bu veri ve bilgi teknolojilerine ve afet riskinin azaltılmasının işte tüm kurum, kuruluş ve inisiyatifleri kapsayacak şekilde katılımcı bir şekilde yapılması gerektiğine vurgu yaptığını söylemiştim. Hatta işte bu veri ve bilgi teknolojilerin katılım ve işbirliklerini sağlamak amacıyla kullanılması gerektiği de çok net bir şekilde belirtilmiş. Fakat bizim yani bu az önce bahsettiğim planlarda biraz işte veri ve bilgi teknolojileri referansları incelenince Sendai çerçevesiyle bazı uyumsuzluklar olduğunu görebiliyoruz. Çok güzel. Aslında seninle o uyumsuzlukları da ayrıntılı tartışmak isterim ama programımızın tabii bir süre sınırı var. O yüzden o uyumsuzlukların detaylarına ilgilenenler rapordan okuyabilirler diye söyleyelim. TESEV'in web sitesinden www.tesev.org.tr'den raporu indirebilirsiniz. Ben şimdi birazcık sohbeti aslında devam ettirmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi gerçekten kapsamlı da bir rapor. Birçok bu veri temelli ya da teknoloji temelli projeler, farklı projeleri de değerlendiriyorsun. Onların da bir listesi var. Genel olarak yani çok ayrıntıya girmeden yine ama genel olarak Türkiye'de bu alanda yapılan projeleri nasıl değerlendiriyorsun? Sence gerçekten veri daha isabetli karar almak için, afet riskinin azaltılması için sence hem de o küresel bağlamında bildiğinden yeterli mi bu projeler ya da nasıl değerlendiriyorsun biraz onu merak. Raporda aslında AFAD'ın Ulusal Veri ve Bilgi Teknoloji Temelli Projeleri olarak geçen kısımdan bahsediyorsun. Aslında bu kısım benim yazarken çok zorlandığım kısım oldu diyebilirim. Çünkü AFAD'ın web sitesinde hani işin içinden çıkmak biraz zordu açıkçası. Çünkü hani projelerin ne olduğu açıklanmış ama yani tam olarak işte projelerin içerikleri, yani hangi sistemlerin, bilgi teknoloji sistemlerinin hangisinin tam olarak devam ettiği, güncel olduğu, hangisinin eski bir proje olduğu ve şu an devam etmediği çok anlaşılamıyor. Sistemlerin birbiriyle nasıl konuştuğu çok fazla anlaşılamıyor. Bu sistemlere kimlerin erişiminin olduğu çok fazla anlaşılamıyor. Bu sistemler içerisindeki verilerin, analizlerin, haritaların ne olduğu çok fazla anlaşılmıyor. Mesela bir AYDES var. İşte Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi açılımı. Çok hani anladığım kadarıyla gerçekten çok gelişmiş bir sistem. Yani hem afet öncesi, hem afet esnası, hem de afet sonrasında veri ve bilgileri içeren TAMP ve az önce bahsettiğim ulusal planlarımızla TAMP ve TARAP'la da uyumlu çalışan bir
Sistem bütünleşik bir sistem. Bir CBS temelli modülü var. Ve işte TAMP'ta belirlenen çalışma gruplarının afet müdahale esnasında hani neler yapacakları, işte hani sahip olunan kaynaklar, bu kaynakların afet esnasında nasıl kullanacağı ile ilgili başka bir müdahale boyutu var, modülü var. Afet sonrası hasar tespit için iyileştirme çalışmalarının daha iyi ilerlemesi için bir modülü var. Fakat ne var ki maalesef biz yurttaş olarak hani veriye erişimi veya veriyi kullanmayı da geçtim. Yani hani burada bulunan verileri erişimi geçtim. Bu sistemin tam olarak neye benzediğini, yani nasıl çalıştığını, nasıl bir arayüzünün olduğunu, bir afet meydana geldiği zaman hani bu sistemin nasıl işe koşulduğunu çok anlayamıyoruz maalesef. Yani hani bunu internet üzerinden veya AFAD'ın web sitesi üzerinden. Aydes Kitle Kaynak diye bir projeden bahsediliyor. Mesela bu da web tabanlı kitle kaynak yazılımı ve gönüllü ve uzmanları hani bir araya getirmeyi amaçlayan bir çalışma. Yani AFAD'ın proje sayfasında görürsünüz zaten. Hani sisteme kaydolan kullanıcılar, herkes kaydolabilir deniyor. Afet öncesi ya da sonrası temin edilen uydu ve hava fotoğrafları üzerinden veri girişi sağlayabiliyorlar. Fakat maalesef hani web sitesine erişim yok. Web sitesi çalışmıyor. Ve hani şunu da söyleyeyim, yeni bir çalışmama durumundan bahsetmiyoruz. Biz bahsettiğin 2021 yılı raporu için de yine incelemiştik. O zaman da çalışmıyordu. Hani bunun gibi bir sürü şey raporda da görecektir okuyucularımız. ARAS diye bir sistem var. AFAD RED diye bir sistem var. İşte şey deprem senaryoları tahmini yapan bu da. Aydes Uzal var yine. Maalesef bu da hani sitede verilen link çalışmıyor. Yani aslında şunu demek istiyorum. Belli ki hani çok şey yapılmış. Hem veri kullanılarak hem bilgi teknolojileri kullanılarak hani birçok sistem var. Belli ki çok şey yapılmış. Fakat hani yapılan ve var olan hani çok iyi işleyenleri bizim erişimimiz yok. Hani kullanıcı erişiminden de bahsetmiyorum. Yani bunların içerikleriyle ilgili bir erişimimiz yok. Ya da işte Aydes Kitle Kaynak gibi veya işte Türkiye Afet Bilgi Bankası'ndan bahsedilmiş mesela, hani akademisyenlerin ve işte afet konusunda çalışanlara istatistik verileri sunan, bunun da web sitesi çalışmıyor. Yani hani yurttaşlara açılan kısmında maalesef hani şu an çalışmaz durumda. Umarım hani bu eksiklikler giderilir. Tabii ki mutlaka bir nedeni vardır. Nedenleri vardır bunların çalışmamasının. Ama dediğim gibi yani hani çok iyi çalıştığı söylenen sistemler Aydes gibi bizim erişimimiz yok. Bize açılanları da maalesef şu an çalışmaz durumdalar yani. Evet. Yani Evet, zaten dolayısıyla pardon. o yüzden şey diyecektim tam da bu veri kullanımı analizi derken mutlaka bir paylaşımı aşamasını da hep bekliyoruz. Yani çünkü eğer yani veriyle kararları iyileştirdiği kadar aslında bütün süreci de demokratikleştiren, işte şeffaflaştıran, işbirliklerini geliştiren dediğin gibi daha önceki uluslararası şeylerdeki belgelerdeki vurguları yaparken söylediğin gibi yurttaştan, sivil toplumdan, sosyal medyadan gelecek olan veriler falan filan yani aslında çok daha çeşitli, çok daha birbirinin işine yarayacak, belki maliyetleri düşürecek, işbirliklerini artıracak, kurumların birbirini tanımasını sağlayacak falan ki bambaşka bir aslında bir yönetişime vesile olabilecekken olamamasının söz konusu afet olduğu zamanki zararı tabii ki çok büyük oluyor. Yani herhangi Maalesef. bir kurumun diyelim ki yani bir kamu kaynağının başka bir projede başka bir alandaki kamu kaynağının işte kötü kullanılması, verimsiz kullanılması da elbette kabul edilemez bir şey. Sonuçta vergilerimiz. Ama afet Evet. söz konusu olduğunda can bir kere ve Sonuçları çok gerçekten daha ciddi. en değerli şeyimizi kaybediyoruz. Onu kurtarsan da bir sürü başka zararı oluyor. Dolayısıyla afet söz konusu olduğunda gerçekten veriye dayalı karar veri süreçlerinin öyle çokmuş gibi en azmış gibi yapılması gereken alanlardan bir tanesi olması Kesinlikle. gerekiyor. O Evet. açıdan da dediğin gibi belirli bir niyet, belirli bir politika, belirli bir bütçe ayrılmış belli ki uzmanlar birileri bunun için gerçekten emek sarf etmiş yapmış ama eğer ki amacına ulaşamıyorsa ki
maalesef gördük ulaşamadığımızda. Evet, O evet. zaman gerçekten gözden geçirmesi gerekiyor. Bu şey söylediğin aşamalar gerçekten önemli. Afet öncesi, esnası ve sonrası. Yani afet olduktan sonraki zararın temizlenmesi için kotarılmasından daha çok belki de öncesinde hazırlığın iyileştirilmesi, o riskin azaltılması önemli. Dediğin gibi senin küresel politikada zaten buna odaklanmış durumda. Bu projenin dediğin gibi sahası vardı. Sahası Üçkent'te yapıldı. İzmir, Bursa ve Mersin'de. Orada tam da işte kentlerin hani sürdürülebilir kentleri desteklemek programı altında yürütülen bir proje olduğu için de kentlerin o perspektiften afet direncini nasıl arttırırız? Bunun için ekosistem nasıl gelişir etrafında sohbetler yapıldı. Özel sektör, kamu, üniversiteler, sivil toplum, belediyeler hepsi gerçekten de bir masa etrafında toplandı. Bu çok önemli bir şey. Onların yani her gittiğimiz kentte söylenen biz bir araya gelemiyoruz zaten daha başlangıçta. O bütün o farklı sektörlerin bir araya gelmesi zaten çok önemli cidden. Ve o üç yuvarlak masada da hep şeyi tartıştık. Tam da senin dediğin gibi işte bu afet öncesi, esnası ve sonrası aşamalarında veriyi üreten, kullanan ve paylaşanlar kimler? Onları çakıştırmak ve onlar birbirleriyle nasıl daha iyi işbirlikleri kurarlardı ki kentteki işte veri daha şey olsun diye. Biz o tartışmaların notlarını seninle paylaştık. Sen buna eklerken aynı zamanda bu üç kentin bu afet yönetimi, afet riski azaltılması ile ilgili yaptığı diğer işleri de araştırdım tabii. O yüzden şimdi sana bir sorum da bu üç kentten yola çıkarak sence kentlerin afet riski azaltma potansiyelleri, planları, programları ne durumda? Veri odağına bakarsan onu biraz değerlendirir misin? Ya tabii ki üç kentin hem üretim hem paylaşım hem kullanma seviyeleri birbirinden farklı. Bir kere hani afet bakımından düşündüğünüzde farklı bağlamlarda kentlerden bahsediyoruz. İzmir, Bursa ve Mersin. Şimdi İzmir 2020 yılında bir deprem yaşadı. Hani dolayısıyla onun verdiği tabii ki hani bir takım hani veri toplanmasına yönelik işte afet sonrası verilerin toplanmasına yönelik bazı hamleler yapıldı tabii ki de bu depremden sonra. Bursa Marmara bölgesinde yer alıyor. Hani Allah korusun diyeyim. Yani beklenen bir Marmara depremi var. Dolayısıyla hani bundan etkilenecek kentler arasında yer alıyor tabii ki. Hani o bambaşka bir bağlamda ele alınmalı. Mersin ise hani bu kadar afet riski olmayan belki hani deprem açısından en azından düşündüğümüzde olmayan bir kent. Fakat o da 6 Şubat depreminde gördük ki hem bölgeye çok yakın olması bakımından yani oraya yardımların, desteklerin ulaştırılması bakımından hani önemli bir kent rolünde idi. Hem de afetten sonra göç alan oldukça bu bölgeden göç alan da bir kentti. Dolayısıyla hani burada da veri kullanımının ne kadar önemli olduğu anlaşılmış aslında. Hani yuvarlak masa toplantılarından notlarından benim anladığım kadarıyla. Mersin'de de böyle bir durum var. Şimdi bu kentlerin afet öncesi verilerini değerlendireyim ki zaten hani baktığımız zaman en çok en zengin veri tabanları afet öncesi veri kapsamına giren işte afet öncesi durumu gösteren hem teknik işte jeomekansal bir takım haritalardan bahsediyoruz. Hani bu tehlike haritaları olabilir, duyarlılık haritaları gibi. Ya da mikro bölgeleme çalışmaları gibi. Onun yanında tabii demografik veriler var işte sosyal ekonomik bölgenin durumunu gösteren belli ölçeklerde. Bir de tabii ki sahip olunan kaynaklarla ilgili hani afet anında neler yapılacak, kaynağımız neler, hani kimler ne görev yapabilir gibi hani bunların olduğu verilerden bahsediyoruz. Yani en aslında Türkiye'de de büyük bir ihtimalle dünyada da öyledir. Zengin veri tabanlarını içeren veri kapsamı bu. Afet öncesi veri. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman ya bu üç il örneğinde de inceledik zaten işte raporda görecektir okuyucular. İraplarda bir takım işte AFAD tarafından veya merkez yönetim diğer kurumları tarafından toplanan bazı verilere referans verilmiş. Yani biz bu verilere ulaşamıyoruz, erişemiyoruz ama rapordan anlıyoruz ki birçok hani veri var.
Bu verilerden yani İraplarda yer alan işte bir takım duyarlılık haritaları, HELAN haritaları, işte deprem senaryoları, bu AFAD-RED tarafından, bu ulusal şey sistemlerden, AFAD-RED tarafından yapılan bir takım senaryolar gibi şeyler var. Hani buna baktığımız zaman İzmir'in en gelişmiş, hani bu İzmir ilinde hani bu analizlerin, bu işte veri tabanlarının ya da işte haritaların çok gelişmiş olduğunu, Bursa'da da yine bir ölçüde gelişmiş olduğunu, hani deprem senaryoları İzmir'de çok daha önde ama Bursa'da da yapılmış yine. Fakat Mersin İrap'ına baktığımız zaman il afet riski azaltma planı, bu arada İrap deyip duruyorum, onu da belirteyim. TARAP dediğimiz Türkiye Afet Risk Azaltma Planı, İrap'ta iller için yapılanı bunların. Burada Mersin'de hani çok daha az aslında çalışma yapıldığını görüyoruz. Belediyelerin verilerine baktığımızda da yine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir açık veri platformu var. Burada işte güvenlik başlığı altında birçok yani afet riskine yönelik veriler var. 2020 depreminden sonra Bayraklı ilçesinde yapılmış bina çalışması var mesela. Hani bu da açık veri olarak paylaşılıyor. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hem veri bakımından hem de diğer hani katılım, işte platform oluşturma gibi konularda çok daha hani ileride olduğunu görüyoruz. Bursa'nın da yine açık veri platformu var. Henüz afet riskiyle ilgili hani hem demografik hem de hani bina bazında çok fazla verinin paylaşılmadığını orada görüyoruz. Ama yuvarlak masa toplantılarında katılımcılardan, belediye katılımcılarından, coğrafi bilgi sistemleri biriminden hani bunların toplandığını ve sisteme afet şey açık veri platformuna ekleneceğini de biliyoruz. Mersin'de dediğim gibi hani biraz aslında 6 Şubat sonrası bu çalışmalara ağırlık veriliyor. Hani verinin önemi belki de hani afet konusundaki verinin, hani zaten hani afet riski azaltma başkanlıkları kuruluyor sanırım belediyelerin altında, daire başkanlıkları. Ve Mersin'de de yine belediyenin Mart ayı itibariyle, Mart-Nisan ayları itibariyle çalışmalarının yoğunlaştığını görüyoruz. Afet esnası verilerimiz maalesef kısıtlı. Her üç il içinde aynı şeyi söyleyebilirim. Bir kere zaten işte AFAD'ın hani afet esnasında topladığı verinin tam olarak içeriğini maalesef bilemiyoruz. Hani bir afet meydana geldiği zaman hani illerde bir çağrı merkezlerinin 112 çağrı merkezleri üzerinden ve yine hani kriz masaları üzerinden veri toplandığını biliyoruz ama hani bu verinin içeriğini de bilmiyoruz. Aynı zamanda hani verinin paylaşılmadığını da çok fazla işte hani diğer kurumlarla paylaşılmadığını, belki hani birkaç tane sivil toplum kuruluşuyla, AKUT gibi paylaştıklarını afet esnasında, hani o kriz anındaki şeyden bahsediyorum. Bunu biliyoruz. Onun dışında tabii belediyelerde de mesela kriz masaları kuruluyor. Buralarda mutlaka veriler, bir takım veriler toplanıyor. Fakat hani bu illerden hiçbirinde böyle bir hani oturmuş bir sistemden, bir hani afet esnasında şu veriyi şöyle toplarız, bu veriyi böyle alırız, böyle temizleriz, böyle standartlara uyumlaştırırız gibi bir sistemden bahsetmek mümkün değil. Aslında çok önemli bir şey bu. Çünkü yani afetten önce bunların planlanması gerekiyor ki afet esnasında hani oturmuş bir sisteme bu verileri koyabilirsiniz ve çok çabuk aksiyon alabilirsiniz. Ama bundan bahsetmek mümkün değil. Yine 6 Şubat depreminde de gördük, İzmir depreminde de gördük. Çok farklı inisiyatifler tarafından, sivil toplum kuruluşları tarafından, özel sektör tarafından, herkes tarafından aslında veri toplanıyor. Fakat biz bu verileri bir havuzda birleştiremiyoruz, birbiriyle konuşturamıyoruz. Bir bütünleşik bir afet yönetimini sağlayacak herhangi bir formata sokamıyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir sorun. Türkiye'deki afet sonrası veri içinde aslında hani benzer bir durum yine söz konusu. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespitleri yapıyor. Bazen belediyelerde yetki alanları içerisindeki bölgelerde hasar tespitleri yapabiliyorlar. Onun dışında tabii afet sonrası dediğimizde hani inanılmaz bir demografik dönüşüm, değişim, bölgenin değişimi. Bununla ilgili de tabii bir sürü veri toplanıyor hem merkezi yönetim hem de belediyeler tarafından. Aslında hani biraz daha afet öncesi veriye benziyor burada toplanan veri de. Çünkü hani bu veri de bir süre sonra
hani olası bir yeni afetinde afet öncesi verisi haline geliyor. Çünkü oradaki nüfus değişikliği ne siz ortaya koymak durumundasınız bir sonraki afet için hazırlıklı olmak açısından. Burada şeyi ilginç bir örnek olarak şeyi söyleyebilirim bir tek Mersin'de Mergöç, Mersin Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi'nin 6 Şubat depreminden sonra bölgeye gelen göçü hani göçün miktarını anlamak için kullandıkları bir veri var mesela işte MESKİ oranın su ve kanalizasyon işleri verisi. Hani bu ne kadar artış gösterdi bu şeyden sonra depremden sonra diye. Hani oradan kaç kişinin geldiği kente verisi oluşturuluyor. Bu şekilde kullanılıyor. Hani bu mesela örnek yani çünkü merkezi yönetimi verisine erişemediğimiz için bazen böyle yaratıcı olmak gerekiyor. Bu enteresan örneklerden bir tanesiydi. Çok güzel hatırlanın onu gerçekten de paylaşmışlardı. Büyükşehir Belediyesi'ndeki konuyla ilgili yetkili de zaten akademisyen Mersin Üniversitesi'nden geldik. Yani veri nedir, ne değildir, nasıl toplanır, nasıl analizini yapılır onu çok iyi bilen kişiler olduğu için gerçekten kısa zamanda alternatif dediğin gibi şeylerle, değişkenlerle kentlerine ekstra kaç kişinin geldiğini hesaplayabilmişler. Birazcık da çünkü ona göre onları yönetmeleri gerekecek, onlara hizmet sunmaları gerekecek. Dediğin gibi merkezi hükümetten alamadıkları veri olmuş bu. Konuştuğumuz gibi yani afet gerçekten en az hata yapmamız gereken ama en çok da hata yapmaya hazır olacağımız, hele ki de o esnasında kısmı çok önemli tabii. Yani Kriz. kriz zamanı yani onu yönetecek kişiler zaten hayatlarını kaybetmiş olabilirler. Çok yakınlarını kaybetmiş olabilirler, kafaları gitmiş olabilir. Yani gerçekten Tabii, hala tabii. da depremde artçılar falan. Yani gerçekten çok zor şartlarda aslında çok iyi bir iş yapmak gerekiyor. O yüzden de kriz üstü bir kriz. Dolayısıyla da dediğin gibi ne kadar önceden hazırlıklı, bütünleşik bir planla herkes ne iş yapacağını çok iyi bilerek hazırlanırsa ve teknolojiden ne kadar yararlanırsa aslında o kadar az hasarlı işin içinden çıkmak mümkün diye umuluyor tabii yani neyle karşılaşılacağı her zaman bu Hatay depremi gerçekten Peki. beklenenin çok farklı, çok üstünde büyüklükte ve hasarlı bir depremde. Olağanüstü bir depremde. Yine bile en kötü zamanda bile elden gelen en iyisini yapmak için önceden hazırlıklı olmak tabii ki çok önemli. Bütün bu yani senin gerçekten dediğim gibi küreselden böyle ulusaldan yerele indirdiğin rapordan sonunda her zaman olduğu gibi tabii önerilerin de var. Politik önerilerin, neyin nasıl daha iyi yapılması gerektiğiyle ilgili süzdüğün, bütün analizden süzdüğün öneriler var. Son olarak o önerilerin üzerinden hızlıca geçmeni isteyeceğim. Çünkü süremizi aslında birazcık çoktan aşmaya başladık bile. O yüzden hızlıca ya da evet çok ilginç bir sohbet olduğu için sen çok hızlı konuşası varım ama maalesef süre kısıtlı. Yani hepsini değil, hepsini zaten ilgilenenler şeyde görecekler, raporda görecekler ama sence gerçekten en can alıcısı, bu sohbetimizde altını çizmemizi isteyeceğimiz önerilerini bitirelim mi lütfen? Yani şey söyleyebilirim, çok fazla hani detayına girmediğim için işte bu Sendai çerçevesiyle tam taraf ne kadar uyumlu. Hani benzer dediğim aynı önceliklere sahip ama alttaki faaliyetler farklı ya. Yani orada aslında hani bizim sahip olmadığımız şey katılım. Yani kurumlar arası işbirliği. Maalesef hani bizim planlarımızda hani bütün sorumluluk AFAD veya hani merkezi yönetimin diğer kurumlarına verilmiş. Yani kamu idarelerine verilmiş bu verinin toplanması, depolanması, işlenmesi sorumlulukları. Sendai'de böyle bir şey yok yani ve hani işte bu ikinci önceliği tamamen işte risk yönetimiyle ilgili ortaklıklara vurgu yapan Sendai'nin önceliği altında bizim planımızda tarafta hiçbir işbirliğiyle ilgili faaliyetin olmadığını görüyoruz. Bir tane var. O da gene kamu kurumları arasında bir işbirliğine işaret ediyor. Bence en önemli şeylerden bir tanesi bir kere yani çünkü oradan geliyorsa bizim hani bütün planlarımız İRAP'lar, illerin de planları buna uydurulacaksa eğer ya bir kere bu planların katılımcı
hale getirilmesi gerekiyor. Buradaki işte verilerin, hani bu sistemlerdeki verilerin yine ne olduğunu, hani bununla ilgili bir meta veri çalışmasının mutlaka yapılması, bunun şeffaf olarak paylaşılması, hani belediyeler tarafından, sivil toplum kuruluşları tarafından ne veriye sahip olduğumuzu ve bu verinin nasıl kullanıldığı, işte hani kimler tarafından bu veriye erişim olduğu, işte bu ulusal bilgi teknoloji sistemlerimizde bunların nasıl işlediği, hangi verileri kullanıyor, yani bunu mutlaka bizim görmemiz gerekiyor. Ve mümkün mertebede veriye de erişebilmemiz gerekiyor. Yani hani bunların hem ne olduğunu bilmemiz gerekiyor, açık veri olabileceklerinde açık veri haline getirilmesi gerekiyor. Olamayacaklar, hani KVKK kapsamına giren veya hani başka bir sebepten dolayı bunları açık veri hale getiremeyeceklerse de bir takım protokollerin belirlenmesi gerekiyor. Hem afet öncesi için hem de afet esnası veri toplama aşamasında da yine protokoller önceden yapılmalı ki hani o esnada hemen belediyelerde aksiyon alabilsin. Yani yuvarlak masa toplantılarında da gördüğümüz şey, hani biz de bile bilmiyoruz merkezi yönetimin verisinin ne olduğunu demeleri. Dolayısıyla hani herkes kendi verisini topluyor. Bunlar bir havuzda birikmiyor. Sadece bu arada merkezi yönetim değil, belediyelerin de hangi veriyi topladığını, sivil toplum kuruluşlarının da yine ne tür veriler topladığını afetle ilgili. Ya yani bütün kurumların verileri ile ilgili bir meta veri çalışması bence kesinlikle şart ve aynı zamanda veri üzerinden ortaklıkların da kurulması şart. Yine işte hani çokça dile getirilen kurumların bir araya gelmesi ihtiyacı var tabii ki. Veri platformları oluşturulabilir illerde. Hani bunun üzerine toplanılabilir şey, periyodik olarak toplanılabilir. Verilerin standartlaştırılması inanılmaz önemli bir konu yine. Neden? Çünkü hani bir veri tabanıyla diğer bir veri tabanının işte mahalle kodları veya işte mahalle isimleri birbiriyle örtüşmüyorsa bu verileri bir araya getirmeniz çok uzun zaman alıyor ve bir afet esnasında bunu yapmaya vaktiniz yok. Yani bunu ilk daha önceden belirlemeniz ve bu standartları oluşturmanız gerekiyor. Veri kalitesinin artırılması için yine bu veri platformları çok önemli. Yani bizim sürekli bir araya gelip tartışmamız gerekiyor veri konusunda diyeyim. Daha birçok öneri var ama uzatmayayım. Ama aslında bu söylediklerin çok temel öneriler gerçekten ve bunlar tamam tabii ki bu raporda afet odaklı çalışsın ama sürdürülebilir kentleri desteklemek diyorsak zaten daha genel olarak da şehir hepimizin de derdi daha demokratik kent yönetimi onun için yıllardır zaten bu sohbetleri de yapıyoruz İstanbul hepimizin girişimi olarak. Gerçekten bu söylediklerin çok temel demokratik yönetişim ilkeleri de aynı zamanda bir araya gel. Tabii. Bir sorunu birlikte tespit et. Onun için işte bu örnekte veri ve verinin kaliteli veri kalitesine odaklanarak yap bunu. Ona göre daha doğru çözümler bul ve o çözümleri de birlikte uygulayabilmek için işbirlikleri yap, bir araya gel. İşte o yuvarlak masalarda aynı masada çay içmek fikri için bile özel teşekkür aldık biz mesela bu şeyde. Yani 2023'te hala farklı sektörlerin bir araya gelmesi çok ilginç olmamalı. Yani bu artık doğallıkla zaten bütün kentler bunu yapabiliyor olmalı. Hele ki de cidden afet gibi bir gerçeğimiz varsa bunun gerçekten artık doğallıkla yapılıyor, akıyor. O veri kalitesi zaten birlikte kotarılıyor olması gerekiyor. Bu rapor ellerine sağlık tekrar. Onun bir kere daha hem de yine bulgu bazlı uzun süren bir araştırmanın da sonucunda bilgiyle hem bilgilenerek hem birazcık da içlenerek ben okudum tabii ki raporunu. Çünkü tam yuvarlak masalarda da içlenmiştik ama aslında senin raporun sunduğu diğer bilgilerle yine insanın birazcık asabı da bozuluyor neden daha iyisi olmasın. Özellikle de 6 Şubat'ı yaşadıktan sonra, Özellikle de evet. 6 Şubat'ı yaşadıktan sonra ondan önce 99'un zaten şeyleri hala devam ederken Evet. Ama nedenleri biraz anlaşılıyor işte. Yani. evet. Yani Evet. Bu kadar 99'dan kapalı sonra sistemler. 99'dan sonra alınmayan dersler yüzünden 6 Şubat oluyorsa en azından 6 Şubat'tan sonra artık ders almaya başlasak. O yüzden de raporun gerçekten çok önemli insanlara unutturmadan taze tutmak bu konuyu çok önemli. Biz bu sürdürülebilir kentleri desteklemek programında sanırım afetten devam etme ihtimalimiz yüksek. Çünkü gerçekten inanıyoruz da önemine de. Çok teşekkür ediyorum.
Ben de çok teşekkür ederim Ellerine davet sağlık ettiğiniz için. tekrar. Teşekkür ederim bana bu şansı verdiğiniz için, bu raporu yazma şansımı. Teşekkür Çok ediyorum. sağ ol. Ne demek? Bu arada Çağla Ayaz'a da teşekkür etmek isterim. Projemizin o da Aa, proje asistanımız. Onun da çok iyi var. Yuvarlak masalarda da, raporun hazırlanmasında da. Çok teşekkürler Çağla'cığım sana da. Fredrik Nomalmak'ına zaten teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi destekliyorlar. Sohbetimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta şehir hepimizin de başka bir konuda birlikte olacağız. Hoşçakalın.